El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz Ahdallahi ve yeminlerimiz. Öyleyse Ahdallahi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Allah'ın ahdi, Allah'ın bizimle yaptığı bir ahdleşme. Bu ahdleşme bizim ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içerdikten başka, ihata ettikten başka irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Eğer bu müesseseye ahdallahi ve yeminlerimiz olarak bakıyorsak, o zaman Allah'ın ahdi bizim yeminlerimizin ötesindeki irademizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah'ın ahdi bir bütünü temsil ediyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin ötesindeki kesin söz gene misak adıyla anılıyor. Ama eğer yeminlerimizi devreye koyuyorsak, o zaman ahdallahi bu yeminlerin ötesinde ilahi iradenin irademizden istediği bir sonucu içeriyor. Öyleyse beraberce Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesine bir göz atıyoruz. Bakınız ne diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim. Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdine ve yeminlerine karşılık satın alırlar. Semenen kalinen. Az bir şey. Allah'ın ahdini, yani Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirmeyerek az bir değere bir şeyler satın alırlar veya Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir şey karşılığında satarlar. İştira etmek hem satmak hem de satın almak istikametinde iki taraf için de kullanılıyor. Ülâike lâ haleke lehum bil ahireti. Fi'l ahireti. Onlara
Onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve la yükellimuhullahu, Allah onlarla konuşmaz. Kıyamet günü ve bu dünya hayatında da. Ve la yenzuru ileyhim yevmel kıyameti, ve kıyamet gününde onlara bakmaz Allah-u Teala. Nazar etmez. Ve la yüzekkihim, ve onları tezkiye etmez. Buradaki tezkiye hem dünya hayatında onların kalplerini temizlemez, temizlemek için rahmet fazla salavatı onlara göndermez, hem de onları tezkiye etmez. Yani onlara cennete girmek için girecek not vermez. Kazandıkları kaybettiklerinden her zaman daha az olur. Ve lehum azabin alim, elim, onlara elim bir azap vardır. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir müessese var. Ahdallahi'nin iki cephesi. Ahdallahi Allah'ın ahdidir. Allah'ın ahdi bize muhatap olan bir ahdtir. Ve Allah-u Teala bizden ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bunu bizden istiyor. Allah'ın ahdi bunların hepsini birden içeren bir bütündür. Allah'ın cephesinde Allah'ın ahdi var. Bu ahd bunların dördünü de içeriyor. Bizim cephemizdense bizim yeminlerimiz ve irademizin Allah'a verdiği misak var. Allah'ın ahdi hem yeminlerimizi, üç vücudumuzun yeminini, hem de irademizin misakini içeriyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ama ondan evvel Araf 172'den başlamamız lazım. Allah Teala buyuruyor ki biz ezelde Ademoğullarının sırtlarından onların evlatlarını çıkardık. Onların da sırtlarından onların evlatlarını. Böylece Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin Allah-u Teala huzurunda toplamış zamandan önce. Diyor ki hepimize birden, hepimiz aynı yaştayız. Hepimize birden diyor ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki bela, evet. Allah-u Teala buyuruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet dediler diyor Allah-u Teala. Ve diyor biz kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye
onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Neyden haberdar değildik diye. Elesi bir abiküm ifadesinde bu sualin cevabı yok. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tamam, Rabbimizsin. Evet, Rabbimizsin. Ama ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Yani Allah'ın bizim Rabbimiz olmasından haberdar olmamamız değil olay. Nefslerimizin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim dememesi için, neyden haberdar değildim dememesi için Allah Teala şahit tutuyor bizleri. Sualin cevabı Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, o zaman ki siz işittik ve itaat ettik dediniz. Allah'ın sizden aldığı kesin sözü, misaki hatırlayın. O zaman ki siz işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor. Ne olmuş acaba? Allah Teala bizlere ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Hem görüyoruz karşımızda Rabbimizi hem sesini kalbimizde işitiyoruz. Evet diyoruz, sen bizim Rabbimizsin. Sonrası mı? Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, bana misak verin. Bana dünya hayatını yaşarken bana geri geleceğinize dair, rücu edeceğinize dair. Böylece bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, siz de bana teslim olacağınıza dair ahd verin. Ey nefsler, siz de bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Diyoruz ki semina, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala ve yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz Allah Teala'ya. Ve Allah Teala bunun üzerine soruyor, itaat ettiniz mi emrime diyor. Semina diyoruz. Affedersiniz, atana diyoruz, itaat ettik. Ruhlar, veçler, nefsler, Allah'a misak, ahd ve yemin vermişler sırasıyla. Ama Allah Teala diyor ki, Allah'a o gün verdiğiniz o kesin sözü hatırlayın diyor. İşittik ve itaat ettiğin muhtevasının ötesinde bir kesin sözden bahsediyor Allah Teala. Misak'tan bahsediyor. Böylece anlıyoruz ki bizim yeminlerimiz, yani yeminimiz, misakimiz ve ahdimizin ötesinde bir şey daha var. İşte o şeyin ne olduğuna bakıyoruz. Eymanihim olarak geçen, onların yeminleri, biz insanların yeminleri olarak geçen yemin, misak ve ahdimizin dışında Allah'ın ahdi var. İlahi irade yarattığı cüz'i iradeden, cüz'i iradenin de Allah'a teslimini istiyor, emrediyor.
İki iradi yapı, bir kainatın, bütün yaratılanların tek yaratıcısı olan El İlah'ın, yani Allah'ın, Allah El İlah, İlahi iradesi, yaratıklarından insana ait olan iradeden, o insana verdiği cüz'i iradeden kendisine teslim olmasını istiyor. İşte Allah Teala ile bizim irademiz, Allah'ın iradesi ile bizim irademiz arasında bir ahdleşme söz konusu. Allah ahdin bir tarafını oluşturuyor. Adı ahdallahi. Bizim irademiz ahdin, Allah'la aramızdaki ahdin diğer kesimini oluşturuyor. Adı kesin söz anlamına misak. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, iki tane misakim var olduğu. Misaklerden birisi ruhumuza ait. Ruhumuz Allah'a ezelde misak vermiş. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki, bu açıdan olaylara baktığımızda bir bütünü görebiliyoruz artık. Yeminlerimiz ve Allah'ın ahdinin karşılığı olan Allah'a verdiğimiz kesin söz. Allah'ın ahdi bizim yeminlerimizin ötesinde bizi bağlayan bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimize dikkatle bakın. Bu ilişkide sözler var. Bizler tarafından ezelde, zamandan evvel Allah'ın huzurunda var edildiğimizde Allah'a verilen yeminler, misaklar, ahdler, Allah'a verilen sözler. Öyleyse buradaki muhteva hepinizin dikkatini çekmeli. Allah-u Teala'nın ahdi. Öyleyse yeminimiz, yeminlerimiz ve Allah'ın ahdi. Bunların toplamı 4 tane faktör oluşturuyor. Ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a sözleri. Allah Teala irademizin sözünü, Allah'a verdiği kesin sözü yeminlerimizin arasında almamış Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Ve bir sonraki ayet-i kerimede, bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala Bela men effa bi ahdihi diyor. Hayır, öyle değil. Kim ahdini ifa ederse ve takva sahibi olursa
Allah muhakkak ki Allah fe innallâhe yuhibbul muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse ahdini yerine getirip de takva sahibi olan kişi. 76'da bu var. Ahdini ifa ederse. Bir sonraki ayette ise ahdallahi ve eymanihim kullanılıyor. 77'de bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala yerine getirmeyenlerden bahsediyor. Ama burada ahdallahi ve eymanihim diyor. Allah'ın ahdini ve yeminlerini. Öyleyse yeminlerimiz, yani yemin, misak ve ahdimiz ve irademizin Allah'a verdiği misak, bunların hepsinin toplamı bizim ahdimiz oluyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim ahdini yerine getirirse. Öyleyse sözler birleşti. Ahdallahi ve Allah'ın ahdi ve bizim ahdimiz. Allah'ın ahdi de dört tane muhteva içeriyor. Yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve Allah'a irademizin verdiği kesin söz misakimiz. Bizim ahdimiz de dört unsur içeriyor. Yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve irademizin Allah-u Teala'ya verdiği misak hepsinin toplamı ahdimizi oluşturuyor. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiğiniz kesin sözü hatırlayın diyor. Orada misak kelimesi geçmiş. İrademizin Allah'a verdiği yemin için, söz için misak kelimesi geçmiş. Bu Âl-i İmrân 76'da ise Allah Teala kim ahdini gerçekleştirirse diyor. Yani yeminini, misakini ve ahdini ve ondan sonra da iradesinin Allah'a da verdiği misakini gerçekleştirirse bunların hepsinin toplam adı biz insanlar açısından ahd oluyor. İrademizin tek başına Allah'a verdiği yeminin adı ise misak. Bizim Allah'a ruhumuzun verdiği misak, fizik vücudumuzun verdiği ahd, nefsimizin verdiği yemin ve irademizin verdiği misak, bunların dördünün toplamı bizim ahdimiz oluyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi bunu söylüyor.
77. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala Allah'ın ahdiyle bizim yeminlerimizi Allah'ın ahdi ve eymanihim olarak ifade ediyor. Onların, yani bizlerin yeminleri ve Allah'ın ahdi. Öyleyse buradaki muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Allah'a verdiğimiz tüm yeminler, misaklar, ahdler ve iradelerin misakları, hepsinin toplamı ahdimiz. Ahdallahi'nin, Allah'ın ahdinin karşılığında bizim ahdimiz var. Dört unsuru da içeren. İşte bu muhtevanın dağılımına baktığımız zaman Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bizim için bir şeyler söylüyor. Diyor ki Allah Teala Rad 20'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar ki ahdlerini, Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler ve misaklerini bozmazlar diyor. Böylece ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman misaklerini bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Yeminlerinin hepsinin toplamını bozmazlar. Ama bu misak aynı zamanda ruhumuzun Allah'a verdiği misak, yani sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını ifade eden, hemen arkasından 21. ayette o geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Rad 20'nin sonuna bakalım. Velâ yankudûne misak, onlar misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki gene misaklerini yerine getiriyorlar. Ama bu seferki ruhlarını Allah'a teslim ettikleri bir misak oluşturuyor. Ve yuhafune su'el hisab, ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Hangi şartlar içinde mümkündü? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz takdirde mutlaka günahlarımız sevaplarımızdan fazla. Bundan korkarlar diyor onlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişler. Ve yaşevne rabbehüm, kesinleşiyor olay. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Rad 22. وَالَّذ۪ينَ صَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse sabırla Allah'ın zatını dilemek iki anlamı da içerir. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Rad 21'deki olay, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemişlerse, işte ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Oradaki misaki anlatıyor. Ama aynı zamanda Allah'ı
Allah'ın veçhini, zatını dilemek, iptiga etmek, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi dilemek anlamına da geliyor. O zaman ahdallahi devreye giriyor. Nitekim daha sonraki ayetlere baktığımızda farklı bir olay görüyoruz. Rad 22'nin muhtevasında ve akumu salatı ve namaz kılarlar diyor. Vellezine sabir ibtigai ve çerabühüm. Onlar Rablerinin zatını sabırla dileyenlerdir. Ve akumu salatı ve namaz kılarlar ve enfeku mimma rezeknahüm sırran belaniyeten. Onlar Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden sırran gizlice ve aleniyetine açık olarak infak ederler. Hem fizik standartlarda Allah'ın kendisine verdiği rızkı, tarlasındaki buğdayı, onun bir kısmını başkasına vermek suretiyle başkalarını infak ederler. Bu alenidir. Ama bir de bu insanlar zikir yaparlar ve Allah'ın nefslerin kalbi için onlara gönderdiği, fizik vücuduna gönderdiği Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını zikirle Allah'ın nefslerinin kalbine ulaştırmasını sağlarlar. Fizik vücut böylece nefsi infak etmiş olur. Bu aleni bir infak değildir. Gizli infaktır. Bu infakı göremeyiz. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Bu gizli infaktır. Ve seyyiati ve yedreûne bil hasenâti seyyiate. Onlar seyyiati hasenatla savarlar. Ulâike lehum ukbeddâr. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbetidir. Ve 23. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Nereye kadar gidecek acaba Allah'ın zatını dilemek, Allah'a ruhunu ulaştırmaksa onu zaten söylüyor Allah Teala Rahat 21'de. Vellezine sabir iptiga vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusel ediyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani dilekleri Allah'a ulaşmak, onu gerçekleştirmişler. Burası 21. basamak. Ama olay orada bitmiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Rahat 23'te. Cennetü adnin yedhulûneha. Adın cennetleri oraya konulurlar diyor. Ve men salaha min âbâihim ve ezbâcihim ve zürriyetihim. Ve onların zürriyetlerinden, eşlerinden ve anne babalarından salaha erenler vel melâketü ve melekler yetürün aleyhim min kulli bab. Her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Öyleyse burada Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde seyyiatin hasenata çevrilmesi söz konusu, seyyiate hasenatla mukabele etmek söz konusu, seyyiate hasenatla tebdil etmek, değiştirmek
söz konusu. Bu ise salah makamındaki, salah makamının sonundaki olgu. Seyahatin hasenata tebdil edilmesi. Ki bu noktadan sonra iradenin teslimi gelir ve iradesini teslim eden kişilerin mükafatı adın cennetleridir. İradenin teslimi ise Allah'ın zatını görmeyi intihac eder, sonuçlandırır. O neticeye ulaştırır kişiyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın veçhini, zatını murad eden kişi, sabırla iptiga eden Allah'tan, Allah'ın zatını isteyen kişi, hem Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmak üzere, hem de Allah'ın zatını görmek üzere istiyor. O zaman 20. ayetteki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler sözü de gerçekleşiyor. Öyleyse Allah'ın zatını talep edenler, önce Rahat Suresinin 21. ayet girmesinin başındaki Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmak için talep edenler, sonra adın cennetleriyle noktalanan bir başka talep var. Burası iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Özellikler veriyor Allah Teala. Onlar seyyiati hasenata değiştirirler. Hasenat ile seyyiati önlerler. Burada aslında bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman adın cennetlerine noktalanan bir olay Allah'ın zatının görülmesini ifade eder. Allah'ın zatı söz konusu. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. 28. basamağın 5. kademesi İradenin Allah'a teslim oluşu. Öyleyse birinde Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu, 21. basamak, ikincisi Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi söz konusu. Allah'ın zatı yolun sonudur. Allah'ın zatı rüyet açısından da yolun sonudur. En son görünen Allah'ın zatıdır. Öyleyse demek ki Allah'ın zatını dileyenler hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmak için diliyorlar. Rad 21 bunu kesinleştiriyor. وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Hem de Rad suresinin 22 ve 23. ayetleri. 22. ayetteki seyahatin hasenatla değiştirilmesi, önlenmesi keyfiyeti ve asıl 23'teki kesin hüküm adın cennetleri. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ın zatını da mutlaka görmeyi ihata ediyor. Öyleyse ne zaman Allah'ın zatını görürüz?
Ahdallahi'nin sonunda. Allah Teala ve bi ahdallahi evfu diyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Emir. Rad 21 20 vellezine Rad 20'de Allah Teala onların Allah'ın ahdini ifa ettiklerini söylüyor. Bakalım Rad 20'ye. Ellezine yufune bi ahdillahi. Enam 152'ye tekrar bakıyoruz. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Rad 20'ye bakıyoruz. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani oradaki talebin cevap verildiği noktadayız. Allah'ın ahdini ifa etmek. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Enam 152'deki emrin yerine getirilmesi Rad 20'de. Öyleyse bu emrin yerine getirilmemesi halinde ne olur? Bu emrin yerine getirilmemesinin ayetine beraberce bakalım. Gene Rad suresi 25. ayet-i kerime. Vellezine yankudune ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar, naks ederler. Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi. Misaklarından sonra Allah'a misak vermelerine rağmen iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair, ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair ve iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Ne yaparlarmış? Ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale. Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaşmak konusundaki Allah'ın emrini, emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı, vuslatı keserler. Vuslatı keserler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Bir de Allah'ın emrettiği şeyi keserler, misaklarını yerine getirmezler. Zaten Allah'ı keserler diyor Allah Teala yukarıda. Allah'ın ahdini naks ederler, bozarlar. Misaklarından sonra bozarlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Vuslatı keserler. Ve yufsidune fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Lehumul lanetu ve lehum suiddar. Lanet onların üzerinedir. Onlar için ne kötü bir yurt cehennem. Öyleyse bu muhtevaya
Dikkat edin. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hep en güzel olması söz konusu. Burada Allah-u Teala Allah'ın ahdinin gerçekleştirilmediği bir olaydan bahsediyor. Allah'ın ahdinin naks edildiği, bozulduğu bir müessese. Gerçekleştirmeyenler Allah'ın ahdini bozmuşlardır. Kendi ahdlerini de bozmuşlardır. Enam 152'deki ve bi ahdillahi efu emrinden sonra Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin emrinden sonraki muhtevaya bakalım beraberce bakalım. Enam 153. Hâzâ sırat-ı müstakîmun fettebiyuhu. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi sırat-ı müstakimdir. Ve ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki onlar o diğerleri sizi hangi fırkaya dahil olursanız olun sizi fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. Sizi sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ahdini yerine getirmek. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirebilmenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın ahdini yerine getirdiğiniz nokta ise iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Sadece onlar iradesini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ettiği kişiler, sadece onlar Allah ile olan ahdlerini ifa edenlerdir, yerine getirenlerdir. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirmiştir. 21. basamak. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o fizik vücudun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki Allah'ın ahdi konusunda Allah Teala'nın bu konudaki beyanına baktığımız zaman Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim
Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Yirmi beşinci basamakta Allah'a olan ahdimizi yerine getiririz. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Yeminimizi yerine getiririz. Nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getiririz. Yirmi sekizinci basamağın beşinci kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve irademizin Allah'a teslim edildiği bir ortam söz konusu olur. Öyleyse iradenin Allah'a teslim edilmesi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin Allah'a verdiği misaki yerine getirmemiz bu Allah'ın ahdine karşılık bizim ahdimiz. Allah ile ahdleşme açısından bakıyorsak ahdallahi Allah'ın tarafındaki ahdleşmenin adı, bizim ahdimiz, bizim tarafımızdaki ahdleşmenin adı. Ama Allah'a verdiğimiz sözün adı ahd değil, ahdleşme, ahd. Ama verdiğimiz kesin söz, misak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak teslimleri ihtiva eder. Kainatın yegane dini dört tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu teslimler yoksa hidayet yoktur. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepiniz unutmamalısınız. Hidayet çağının içindeyiz. İçinde bulunduğumuz çağın adı hidayet çağı. 21. asır, hidayet asrı. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen verin. Hedefinizin ahdinizi yerine getirmek olduğunu düşünün. Allah'ın ahdine mukabil sizin ahdiniz, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz. Öyleyse mutluluk istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin, ilk adımı atın. Bundan sonra olaylar sizin yürüyebileceğiniz kadarını mutlaka karşınıza getirecektir. Allah Teala size yardım edip mutlaka sizin ona ulaşmanızı temin edecektir. O bunu sağlayacaktır. Ve Allah'a karşı duyduğunuz sevgi sizi daha sonraki evrelerde fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeye doğru inşallah götürecektir. Allah'ın yoluna layık olmaya çalışın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile aranızdaki ilişkinin sadece teslimlerden ibaret olduğunu
bilin. Bunu yerine getirmek üzere hayatınızı tanzim edin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.